Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bi adede zerratil kainat ve mürekkebatiha. Risale-i Nur külliyatından lem'alar 23. lem'a Tabiat Risalesi. 17. lem'anın 16. notası iken ehemmiyetine binaen 23. lem'a olmuştur. Tabiattan gelen fikri küfriyi, inançsızlık, inkar fikrini dirilmeyecek bir surette öldürüyor. Küfrün temel taşını zir-üzeber ediyor. İhtar. Şu notada tabiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu, lakal 90 muhali imkansızlığı tazammum eden 9 muhal ile beyan edilmiş. Sair risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden burada gayet muhtasar olmak haysiyetiyle bazı basamaklar tay edilmiştir. Onun için birdenbire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi nasıl bu meşhur akıl feylesoflar kabul etmişler, o yolda gidiyorlar, hatıra geliyor. Evet, onlar mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Hem hakikati meslekleri ve mesleklerinin lazımı ve muhtezası odur ki, yazılmış her bir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve müstegreh ve gayri makul hulasayı mezhepleri ve mesleklerinin lazımı ve zaruri muktezası olduğunu gayet bedihi ve kat'i bürhanlarla şüphesi olanlara tafsilen beyan ve ispat etmeye hazırım. Haşiye. Bu risalenin sebebi telifi gayet mütecavizane ve gayet çirkin bir tarz ile hakaik-i imaniyeyi tezif edip, iman hakikatlerini tezif edip, bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip, dinsizliği tabiata bağlayarak Kur'an'a hücum edilmesidir. O hücum ise şiddetli bir kitleti kalbe ve kaleme verdi ki, şiddetli ve galis tokatları o mülhitlere ve haktan yüz çeviren batıl mezheplilere yedirdi. Yoksa Risale-i Nur'un mesleği nezihane ve nazikane ve kavli leyyindir. Bismillahirrahmanirrahim. Galet rusulühüm, efillahü şekkün fâtır-ı semâvâtı vel arul. Peygamberleri onlara, gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu? Dedi. İbrahim Suresi 10. Şu ayet-i kerime, istifham-ı inkârı ile Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz, şüphe olmaz ve olmamalı demekle, vücut ve vahdaniyet-i ilahiye, Allah'ın varoluşu ve bir ve tek oluşu, bütün kainatın bir ve tek olan Allah tarafından var edilmesi, bedahet derecesinde olduğunu gösteriyor. Şu sırrı izahtan evvel bir ihtar, hatırlatma. 1338'de Ankara'ya gittim. İslam ordusunun Yunan'a galebesinden neşe alan ehli imanın kuvvetli efkarı, fikirleri içinde gayet müthiş bir zındıka fikri, içine girmek ve bozma ve zehirlendirmek için destesane çalıştığını gördüm. Gizliden gizliye çalıştığını görmüş. Eyvah dedim, bu ejderha imanın erkanına ilişecek. O vakit şu ayet-i kerime bedahet derecesinde vücut Allah'ın varlığını ve vahdaniyeti ifham ettiği cihetle ondan istimdad edip o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur'an-ı Hakim'den alınan kuvvetli bir bürhanı, delili Nur'un Arabi Risalesi'nde yazdım. Ankara'da Yeni Gün matbaasına tab ettirmiştim. Fakat maalesef Arabi bilen az ve ehemmiyetli bakanlar da nadir olmakla beraber gayet muhtasar ve mücmel bir surette o kuvvetli bürhan tesirini göstermedi. Maalesef o dinsizlik fikri hem inkişaf etti hem kuvvet buldu. İl mecburiye o bürhanı Türkçe olarak bir derece beyan edeceğim. O bürhanın bazı parçaları bazı risalelerde tam izah edildiğinden burada icmalen yazılacaktır. Sair risalelerde inkısam etmiş olan, bölünmüş olan müteaddit bürhanlar o bürhanda kısmen ittihad ediyor, her biri bunun bir cüz'ü hükmüne geçiyor. Mukaddime. Ey insan! Bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden, dinsizlik kokusu veren dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz. Birincisi, evcedetül esbab,
Yani esbab bu şeyi icat ediyor. Sebepler bu şeyi yaratıyor. İkincisi, teşekküle bi nefsihi. Yani kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor, kendi kendine şekilleniyor. Üçüncüsü, iktizatü tabiat. Yani tabidir. Tabiat iktiza edip icat ediyor, yaratıyor. Evet, madem mevcudat var ve inkar edilmez, hem her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Hem madem kadim değil, yeniden oluyor. Herhalde ey mühit, bu mevcudu, mesela bu hayvanı, diyeceksin ki, esbab-ı alem, alemdeki sebepler onu icat ediyor, yaratıyor. Yani esbabın içtimaında bir araya gelmesinde o mevcut vücut buluyor. Veyahut kendi kendine teşekkür ediyor. Veyahut tabiat muktezası olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor. Veyahut bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat edilir. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur, evvelki üç yol muhal, imkansız, battal, mümteni, gayri kabil oldukları kat'i ispat edilse, bil zarure ve bil bedahe, dördüncü yol olan tarik-i vahdaniyet, şeksiz, şüphesiz sabit olur. Amma birinci yol ki, esbab-ı alemin içtimaıyla teşkil-i eşya ve vücud-u mahlukattır. Pek çok muhalatından yalnız üç tanesini zikrediyoruz. Birincisi, bir eczahanede gayet muhtelif maddelerle dolu yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden, ilaçlardan zihayat bir macun istenildi. Hem hayattar harika bir tiryak onlardan yapılmak icap etti. Geldik o eczahanede o zihayat macunun ve hayattar tiryakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan her birisini tetkik ettik. Görüyoruz ki o kavanoz şişelerden her birisinden bir mizan-ı mahsusla, bir iki dirhem bundan, üç dört dirhem ötekinden, altı yedi dirhem başkasından ve hakeza. Muhtelif miktarlarda eczalar alınmış. Eğer birinden bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa, o macun zihayat olamaz. Hasiyetini gösteremez. Hem o hayattar tiryakı da tetkik ettik. Her bir kavanozdan bir mizan-ı mahsusla bir madde alınmış ki, zerre miktarı noksan veya ziyade olsa tiryak hassasını kaybeder. O kavanozlar 50'den ziyadeyken her birisinden ayrı bir mizanla ölçüyle alınmış gibi ayrı ayrı miktarda eczaları alınmış. Acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı? O şişelerden alınan muhtelif miktarlar şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden her birisinden alınan miktar kadar yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler, şekillendirsinler. Acaba bundan daha hurafe, muhal, batıl bir şey var mı? Eşek, muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. İşte bu misal gibi, her bir zihayat, elbette zihayat bir macundur. Ve her bir nebat, bitki, hayattar bir tiryak gibidir ki, çok müteakkit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Eğer esbaba, anasıra isnat edilse, unsurlara, elementlere, sebeplere verilse, dayandırılsa ve esbab icat etti, yarattı denilse, aynen eczahanedeki macunun şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi, 100 derece akıldan uzak, muhal ve batıldır. Elhasıl, şu eczahane-i kübra-i alemde, hakim-i ezelinin mizan-ı kaza ve kaderiyle alınan mevad-ı hayat, hayatiye, hayattar maddeler, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil bir irade ile vücut bulabilir. Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan külli anasır ve tabayi ve esbabın işidir diyen bedbaht, o tiryak-ı acip, kendi kendine şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur diyen divane bir hezeyancı, sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır. Evet, o küfür, ahmakane, sarhoşane, divanece bir hezeyandır. İkinci muhal, eğer her şey vahid-i ehad olan, bir ve tek olan,
Allah'a Kadir-i Zülcelal'e verilmezse, belki esbaba isnat edilse lazım gelir ki, alemin çok anasır ve esbabı, her bir zihayatını vücudunda müdahalesi bulunsun. Halbuki sinek gibi bir küçük mahlukun vücudunda, kemal-i intizamla, gayet hassas bir mizan ve tamam bir ittifakla, muhtelif ve birbirine zıt, mübayin, birbirinden zıt esbabın içtimağı bir araya gelmesi, bu kadar zahir bir muhaldir, imkansızlıktır ki, sinek kanadı kadar şuuru bulunan, bu muhaldir, olamaz diyecektir. Evet, bir sineğin küçücük cismi, kainatın ekser anasır ve esbabıyla alakadardır. Belki bir hülasasıdır, özetidir. Eğer Kadir-i Ezeli'ye verilmezse, o esbab-ı maddiye, onun vücudu yanında, o maddi sebepler, o vücudun yanında bizzat hazır bulunmak lazım. Belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Belki cisminin küçük bir numunesi olan gözündeki bir hücresine girmeleri icap ediyor. Çünkü sebep maddi ise, müsebbebin, neticenin yanında ve içinde bulunması lazım geliyor. Şu halde, iki sineğin iğne ucu gibi parmakları yerleşmeyen o hücrecikte, erkan-ı alem ve anasır ve tabayi maddeten içinde bulunup, usta gibi içinde çalıştıklarını kabul etmek lazım geliyor. İşte sofestayinin en eblehleri dahi böyle bir meslekten utanıyor. Üçüncü muhal. El-vâhidu la yesturu illa anil-vâhid. Kaide-i mukarraresiyle. Bir mevcudun vahdeti varsa, bir mevcutta birlik varsa, elbette bir vahidden, bir elden sudur edebilir, meydana gelebilir. Hususan o mevcut, gayet mükemmel bir intizam ve hassas bir mizan içinde ve cami bir hayata mazhar ise, bilbedahe sebebi ihtilaf ve keşmekeş olan müteaddit ellerden, birden fazla elden çıkmadığını, belki gayet kadir, hakim olan bir tek elden çıktığını gösterdiği halde, hadsiz ve cami, cansız ve cahil, mütecaviz, şuursuz, karmakarışıklık içinde, kör, sağır esbab-ı tabiyenin, tabi sebeplerin, karmakarışık ellerine hadsiz imkanat yolları içinde ve içtima ve ihtilatla o esbabın körlüğü, sağırlığı ziyadeleştiği halde, o muntazam ve mevzun, vezinli, ölçülü ve vahid bir mevcudu onlara isnat etmek, yüz muhali birden kabul etmek gibi akıldan uzaktır. Haydi bu muhalden kat'ı nazar, esbab-ı maddiyenin elbette tesirleri mübaşeretle ve temasla olur. Halbuki o esbab-ı tabiyenin temasları zihayat mevcutların zahirleriyle, dış yüzleriyledir. Halbuki görüyoruz ki o esbab-ı maddiyenin elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zihayatın batını, içi, 10 defa zahirinden daha muntazam, daha latif, sanatçı daha mükemmeldir. Esbab-ı maddiyenin elleri ve aletleriyle hiçbir cihetle yerleşemedikleri, belki tam zahirine de temas edemedikleri küçücük zihayat, küçücük hayvancıklar, en büyük mahluklardan daha ziyade sanatçı acip, hilkatçı bedi bir surette oldukları halde, eşsiz güzellikte oldukları halde, o camit, cahil, kaba, uzak, büyük ve birbirine zıt olan sağır, kör esbaba isnat etmek, 100 derece kör, 1000 derece sağır olmak da olur. Ama ikinci mesele, teşekkele bir nefsihidir. Yani, kendi kendine teşekkür ediyor, şekilleniyor. İşte bu cümlenin dahi çok muhalatı var. Çok cihetle batıldır, muhaldir, imkansızdır. Numune için muhalatından 3 tanesini beyan ederiz. Birincisi, ey muannit münkir, ey inatçı inkarcı, senin enaniyetin seni o kadar ahmaklaştırmış ki, 100 muhali birden kabul etmeyi 1 derece hükmediyorsun. Çünkü sen mevcutsun ve basit bir madde ve camit ve tagayyürsüz değilsin. Belki daima teceddütlü olarak, tazelenmekte olarak gayet muntazam bir makine ve harika ve daima tahavvülde bir saray gibisin. Değişmekte olan bir saray gibisin. Senin vücudunda her vakit zerreler çalışıyorlar. Senin vücudun kainatla, hususan rızık münasebetiyle, hususan bekayı nev'i itibariyle alakadar ve alışverişi vardır.
senin vücudunda çalışan zerreler, o münasebatı bozmamak ve o alakadarlığı kırmamak için dikkat ediyorlar. Öylece ihtiyatla ayaklarını atıyorlar. Güya bütün kainata bakıyorlar, senin münasebatını kainatta görüp öyle vaziyet alıyorlar. Sen zahiri ve batini duygularında o zerreleri o harika vaziyetine göre istifade edersin. Eğer sen vücudundaki zerreleri kadir-i ezeliğinin kanunuyla hareket eden küçücük memurları veya bir ordusu veya kalemi kaderin uçları, her bir zerre bir kalem ucu veya kalemi kudretin noktaları, her bir zerre bir nokta olduğunu kabul etmezsen, o vakit senin gözünde çalışan her bir zerreye öyle bir göz lazım ki senin mecmu cesedinin her tarafını görmekle beraber münasebetler olduğun bütün kainatı dahi görecek bir gözü ve bütün senin mazi ve müstakbel ve nesil ve aslı ve anasırının menbaalarını ve rızkının madenlerini bilecek, tanıyacak yüz dahi kadar bir akıl vermek lazım geliyor. Senin gibi bu meselelerde zerre kadar aklı olmayanın bir zerresine bin eflatun kadar bir ilim ve şuur vermek bin derece divanece bir hurafeciliktir. İkinci muhal, senin vücudun bin kubbeli harika bir saraya benzer ki her kubbesinde taşlar direksiz birbirine baş başa verir. Allah'tır. Belki senin vücudun bin defa bu saraydan daha açıktır. Çünkü o sarayı vücudun, o vücut sarayın daima kemali intizamla tazelenmektedir. Gayet harika olan ruh, kalp ve manevi letaiften duygulardan kat'ı nazar, yalnız cesedindeki her bir aza, bir kubbeli menzil hükmündedir. Zerreler, o kubbedeki taşlar gibi birbiriyle kemali muvazene ve intizamla baş başa verip harika bir bina, fevkalade bir sanat, göz ve dil gibi acip birer mucizeyi kudret gösteriyorlar. Eğer bu zerreler şu alemin ustasının emrine tabi birer memur olmasalar, o vakit her bir zerre umum o cesetteki zerrelere hem hakimi mutlak, hem her birisine mahkumu mutlak, hem her birisine misil, hem hakimiyet noktasında zıt, hem yalnız vacibül vücuda mahsus olan ekser sıfatın mastarı, menbaı, çıkış noktası, hem gayet mukayyet, hem gayet mutlak bir surette olmakla beraber, sırr-ı vahdetle, yalnız bir vahid-i ehadin eseri olabilen, gayet muntazam bir masnu vahidi, o hadsiz zerrata isnat etmek, zerre kadar şuuru olan, bunun pek zahir bir muhal, belki yüz muhal olduğunu derk eder. Üçüncü muhal, eğer senin vücudun vahid-i ehad olan kadir-i ezeliğinin kalemiyle mektup olmazsa ve tabiata, esbaba mensup matbu ise, o vakit senin vücudundaki bir hücreyi bedenden tut, birbiri içinde daireler misillü, binler mürekkepler adedince tabiat kalıplarının bulunması lazım gelir. Çünkü mesela bu elimizdeki kitap eğer mektup olsa bir tek kalem katibinin ilmine istinad edip bütün onları yazar. Eğer o mektup olmazsa ve onun kalemine verilmezse, kendi kendine olmuş denilse veya tabiata verilse, o vakit matbu kitap gibi her bir harfi için ayrı bir demir kalem lazımdır ki tab edilsin. Nasıl ki matbaada hurufat adedince, harfler adedince demir harfler bulunur, sonra o harfler vücut bulur. O vakit bir tek kaleme bedel, o hurufat adedince kalemler bulunması lazım gelir. Belki o hurufat içinde, bazen olduğu gibi, küçük kalemle bir büyük harfte, bir sayfe, ince hatla yazılmış ise, binler kalem bir tek harf için lazım geliyor. Belki birbirinin içine girip, muntazam bir vaziyetle senin cesedin gibi bir şekil alıyorsa, o vakit her bir dairede, her bir cüz için o mürekkebat adedince kalıplar lazım geliyor. Haydi yüz muhal içinde bulunan bu tarzı mümkün desen dahi, bu muntazam sanatlı demir harfleri ve mükemmel kalıpları ve kalemleri yapmak için yine bir tek kaleme verilmezse, o kalemler, o kalıplar, o demir harflerin yapılması için onların adetlerince yine kalemler, kalıplar ve harfler lazım. Çünkü onlar da yapılmışlar ve onlar da muntazam sanatlıdırlar ve hakeza.
müteselsilen gittikçe gidecek. İşte sen de anla. Bu öyle bir fikirdir ki senin zerratın adedince muhalat ve hurafeler içinde bulunuyor. Ey muannit muattıl, sen de utan, bu dalaletten vazgeç. Üçüncü kelime. İktizat-ı tabiat, yani tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor. İşte bu hükmün çok muhalatı var. Numune için üçünü zikrediyoruz. Birincisi, eğer mevcudatta, hususan zihayatta görünen, basirane, hakimane olan sanat ve icat, şems-i ezeliğinin kalemi kader ve kudretine verilmezse, belki kör, sağır, düşüncesiz olan tabiata ve kuvvete isnat edilse, lazım gelir ki, tabiat, icat için her şeyde hadsiz manevi makine ve matbaaları bulundursun. Veyahut her şeyde kainatı halk ve idare edecek bir kudret ve hikmet derc etsin. Çünkü nasıl şemsin, güneşin cilveleri ve akisleri, zeminin zemin yüzündeki zerrecik cam parçalarında ve katrelerde görünüyor. Eğer o misali ve aksi güneşcikler semadaki tek güneşe isnat edilmese, lazım gelir ki bir kibrit başı yerleşmeyen bir zerrecik cam parçasında tabii, fıtri ve güneşin hasiyetlerine, özelliklerine mali, zahiren küçük, manen çok derin bir güneşin harici vücudunu kabul ederek, zerrat-ı zücaciyat edince tabii güneşleri kabul etmek lazım geldiği gibi, aynen bu misal gibi, mevcudat ve zihayat doğrudan doğruya şems-i ezeliğinin cilve-i esmasına verilmezse, her bir mevcutta, hususan her bir zihayatta, hadsiz bir kudret ve irade, nihayetsiz bir ilim ve hikmet taşıyacak bir tabiatı, bir kuvveti, adeta bir ilahı içinde kabul etmek lazım gelir. Bu tarzı fikir ise kainattaki muhalatın en batılı, en hurafesidir. Halık-ı kainatın sanatını mevhum, ehemmiyetsiz, şuursuz bir tabiata veren insan, elbette 100 defa hayvandan daha hayvan, daha şuursuz olduğunu gösterir. İkinci muhal. Eğer gayet intizamlı, mizanlı, sanatlı, hikmetli şu mevcudat, nihayetsiz kadir, hakim bir zata verilmezse, belki tabiata isnat edilse, dayandırılsa, lazım gelir ki, tabiat her bir parça toprakta, Avrupa'nın umum matbaaları ve fabrikaları adedince, makineleri, matbaaları bulundursun. Ta o parça toprak, menşe ve tezgah olduğu hadsiz çiçekler ve meyvelerin yetişmelerine ve teşkillerine, şekillenmelerine medar olabilsin. Çünkü çiçekler için saksılık vazifesini gören bir kase toprak, içine tohumları nöbetle atılan umum çiçeklerin birbirinden çok ayrı olan şekil ve heyetlerini teşkil ve tasvir edebilir bir kabiliyeti bil fiil görülüyor. Eğer Kadir-i Zülcelal'e verilmezse, o vakit, o kasedeki toprakta her bir çiçek için manevi, ayrı, tabii bir makinesi bulunmazsa bu hal vücuda gelemez. Çünkü tohumlar ise nutfeler ve yumurtalar gibi maddeleri birdir. Yani müvellidül ma, müvellidül humuza, hidrojen, oksijen, karbon, azotun intizamsız, şekilsiz, hamur gibi halitasından ibaret olmakla beraber. Hava, su, hararet, ziya dahi. Her bir basit ve şuursuz ve her şeye karşı sel gibi bir tarzda gittiğinden, o hadsiz çiçeklerin teşkilleri ayrı ayrı ve gayet muntazam ve sanatlı olarak o topraktan çıkması, bil bedahe ve bir zarure iktiza ediyor ki, o kasede bulunan toprakta manen Avrupa kadar, manevi ve küçük mikyasla matbaaları ve fabrikaları bulunsun. Ta ki bu kadar hayatlar kumaşları ve binler ayrı ayrı nakışlı mensucatları dokuyabilsin. İşte tabiyyunların fikri küfrileri ne derece daireyi akıldan hariç saptığını kıyas et. Ve tabiatı mucit zanneden insan suretindeki ahmak sarhoşlar, mütefennin ve akıllıyız diye dava ettikleri halde akıl ve fenden ne kadar uzak düştüklerini ve mümteni ve hiçbir cihette mümkün olmayan bir hurafeyi
kendilerine meslek ittihaz ettiklerini gör. Gül ve tükür. Eğer desen, mevcudat tabiata isnat edilse böyle acip muhaller, imkansızlıklar olur. İmtina derecesinde müşkülat olur. Acaba zat-ı ehad ve samede verildiği vakit, hiçbir şeye muhtaç olmayan, bütün mevcudatın kendisine muhtaç olduğu, samet olan Allah'a, bir ve tek olan Allah'a verildiği vakit, o müşkülat nasıl kalkıyor? Ve o suhubetli imtina, o suhuletli vücuba nasıl inkılap eder? El cevap. Birinci muhalde, nasıl ki güneşin cilve-i inikası, kemali suhuletle, külfetsiz, en küçük zerrecik camdan tut, ta en büyük bir denizin yüzüne kadar, feyzini ve tesirini, misali güneşçiklerle, gayet kolaylıkla gösterdikleri halde, eğer güneşten nispeti kesilse, o vakit her bir zerrecikte, tabii ve bizzat bir güneşin harici vücudu, imtina derecesinde bir suubetle olabilmesi, kabul edilmek lazım gelir. Öyle de her bir mevcut, doğrudan doğruya zat-ı ehad ve samede verilse, vücut derecesinde bir suhulet, bir kolaylıkla ve bir intisap ve cilve ile, her bir mevcuda lazım her bir şey ona yetiştirilebilir. Eğer o intisap kesilse ve o memuriyet başı bozukluğa dönse ve her bir mevcut kendi başına ve tabiata bırakılsa, o vakit imtina derecesinde 100.000 müşkülat ve suubetle, sinek gibi bir zihayatın, kainatın küçük bir fihristesi, özeti olan, gayet harika makine-i vücudunu icat eden, içindeki kör tabiatın, kainatı halk ve idare edecek bir kudret ve hikmet sahibi olduğunu farz etmek lazım gelir. Bu ise bir muhal değil, belki binler muhaldir. Elhasıl, nasıl ki zat-ı vacibül vücudun şerik ve naziri, ortağı ve benzeri, mümteni ve muhaldir, imkansızdır. Öyle de rububiyetinde ve icadı eşyada bütün mahlukatı sevk, idare, terbiye etmesinde, beslemesinde ve yaratılmasında başkalarının müdahalesi şeriki zati, zatının ortağının bulunabilmesi gibi mümteni ve muhaldir, imkansızdır. Ama ikinci muhaldeki müşkülat ise, müteaddit risalelerde ispat edildiği gibi, eğer bütün eşya vahid-i ehade verilse, bütün eşya bir tek şey gibi suhuletli ve kolay olur. Eğer esbaba, sebepleri ve tabiata verilse, bir tek şey umum eşya kadar müşkülatlı olduğu, müteaddit ve kat'i bürhanlarla ispat edilmiş. Bir bürhanın hülasası şudur ki, nasıl ki bir adam bir padişaha askerlik veya memuriyet cihetiyle intisap etse, o memur ve o asker o intisap bağlanmak kuvvetiyle 100.000 defa kuvveti şahsiyesinden fazla işlere medar olabilir. Ve padişahı namına bazen bir şahı esir eder. Çünkü gördüğü işlerin ve yaptığı eserlerin cihazatını ve kuvvetini kendi taşımıyor ve taşımaya da mecbur olmuyor. O intisap münasebetiyle padişahın hazineleri ve arkasındaki noktayı istinadı olan ordu, o kuvveti, o cihazatı taşıyor. Demek gördüğü işler, şahane olarak bir padişahın işi gibi ve gösterdiği eserler bir ordu eseri misillü harika olabilir. Nasıl ki karınca o memuriyet cihetiyle Firavun'un sarayını harap ediyor. Sinek o intisapla Nemrut'u gebertiyor. Ve o intisapla buğday tanesi gibi bir çam çekirdeği, koca çam ağacının bütün cihazatını yetiştiriyor. Haşiye. Evet, eğer intisap olsa o çekirdek, kader-i ilahiden bir emir alır. O harika işlere mazhar olur. Eğer o intisap kesilse, o çekirdeğin hilkati, koca çam ağacının hilkatinden daha ziyade cihazat. Koca çam ağacının hilkatinden daha ziyade cihazat ve iktidar ve sanatı iktiza eder. Çünkü dağdaki kudret eseri olan mücessem, cisimleşmiş çam ağacının bütün azaları ve cihazatıyla o çekirdekteki kader eseri olan manevi ağaçta mevcut bulunması lazım gelir. Çünkü o koca ağacın fabrikası o çekirdektir. İçindeki kaderi ağaç
kudretle hariçte tezahür eder. Kendini gösterir, cismani çam ağacı olur. Eğer o intisap kesilse, o memuriyetten terhis edilse, yapacağı işlerin cihazatını ve kuvvetini belinde ve bileğinde taşımaya mecburdur. O vakit, o küçücük bileğindeki kuvvet miktarınca ve belindeki cephane adedince iş görebilir. Evvelki vaziyette gayet kolaylıkla gördüğü işleri bu vaziyette ondan istenirse, elbette bileğinde bir ordu kuvvetini ve belinde bir padişahın cihazatı harbiye fabrikasını yüklemek lazım gelir ki, güldürmek için acip hurafeleri ve masalları hikaye eden maskaralar dahi bu hayalden utanıyorlar. Elhasıl, vacib-ül vücuda her mevcudu vermek, vücub derecesinde bir suhuleti var ve tabiata icat cihetinde vermek, imtina derecesinde, imkansızlık derecesinde müşkül ve harici daire-i akliyedir. Üçüncü muhal. Bu muhali izah edecek bazı risalelerde beyan edilen iki misal. Birinci misal. Bütün asar-ı medeniyetle tekmil ve tezyin edilmiş, hali bir sahrada kurulmuş, yapılmış bir saraya gayet vahşi bir adam girmiş. İçine bakmış, binlerle muntazam, sanatlı eşyayı görmüş. Vahşetinden, ahmaklığından, hariçten kimse müdahale etmeyip, o saray içinde o eşyadan birisi, o sarayı müştemilatıyla beraber yapmıştır diye taharriye başlıyor. Hangi şeye bakıyor, o vahşetli aklı dahi kabil görmüyor ki, o şey bunları yapsın. Sonra, o sarayın teşkilat programını ve mevcudat fihristesini ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Çendan, elsiz ve gözsüz ve çekiçsiz olan o defter dahi, sair içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezyin etsin. Fakat mustar kalarak bir mecburiye eşyayı ahara nispeten kavanin-i ilmiyenin bir ünvanı olmak cihetiyle o sarayın mecmuna bu defteri münasebetler gördüğünden, işte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezyin edip bu eşyayı yapmış, takmış, yerleştirmiş diyerek vahşetini ahmakların, sarhoşların hezeyanına çevirmiş. İşte aynen bu misal gibi, tatsiz derecede misaldeki saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve bütün etrafı mucizane hikmetle dolu şu sarayı alemin içine, inkar-ı uluhiyete giden, tabiyyun fikrini taşıyan vahşi bir insan girer. Daire-i mümkünat haricinde olan zat-ı vacib-ül vücudun eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek ve ondan iraz ederek, daire-i mümkünat içinde kader-i ilahiyenin yazar bozar bir levhası hükmünde ve kudret-i ilahiyenin kavanin-i icraatına tebettür ve tagayyür eden bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmuayı kavanin-i adat-i ilahiye ve bir fihristi-i sanat-ı rabbaniyeyi görür ve der ki, madem bu eşya bir sebep ister, hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor. Çendan hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki, gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter, rububiyeti mutlakanın işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Fakat madem sani kadimi kabul etmiyorum, öyleyse en münasibi bu defter bunu yapmış ve yapar diyeceğim der. Biz de deriz, ey ahmakul humakadan tahammuk etmiş sarhoş akmak, başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak, zerraptan seyyarata kadar bütün mevcudat ayrı ayrı lisanlarla şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir sani-i zülcelali gör ve o sarayı yapan ve o defterde sarayın programını yazan nakkaş-ı ezeliğinin cilvesini gör, fermanına bak, Kur'an'ını dinle, o hezeyanlardan kurtul. İkinci misal. Gayet vahşi bir adam, muhteşem bir kışla dairesine girer. Gayet muntazam bir ordunun umumi, beraber talimlerini, muntazam hareketlerini görür. Bir neferin hareketiyle bir tabur, bir alay, bir fırka kalkar oturur gider. Bir ateş emriyle ateş ettiklerini müşahede eder. Onun kaba, vahşi aklı, bir kumandanın devletin nizamatıyla ve kanun padişahı ile
o kumandanın emrini, kumandasını anlamayıp inkar ettiğinden, o askerlerin iplerle birbiriyle bağlı olduklarını tahayyül eder. O hayali ip ne kadar harikalı bir ip olduğunu düşünür, hayrette kalır. Sonra gider Ayasofya gibi gayet muazzam bir camiye, cuma gününde dahil olur. O cemaati müsliminin bir adamın sesiyle kalkar, eğilir, secde ederek oturduklarını müşahede eder. Manevi ve semavi kanunların mecmuundan ibaret olan şeriatı ve şeriat sahibinin emrinden gelen manevi düsturlarını anlamadığından o cemaatin maddi iplerle bağlandığını ve o acip ipler onları esir edip oynattığını tahayyül ederek en vahşi insan suretindeki canavar hayvanları dahi güldürecek derecede maskaralı bir fikirle çıkar gider. İşte aynı bu misal gibi Sultan-ı Ezel ve Ebed'in hadsiz cünudunun muhteşem bir kışlası olan şu aleme ve o mabud-ı ezeliğinin muntazam bir mescidi olan şu kainata mahz-ı vahşet olan inkarlı fikri tabiatı taşıyan bir münkir giriyor. O Sultan-ı Ezeli'nin hikmetinden gelen nizamat-ı kainatın manevi kanunlarını birer maddi madde tasavvur ederek ve saltanat-ı rububiyetin kavanin-i itibariyesi ve o mabud-ı ezeliğinin şeriat-ı fıtriye-i kübrasının manevi ve yalnız vücud-ı ilmisi bulunan ahkamlarını ve düsturlarını birer mevcud-u harici ve maddi birer madde tahayyül ederek kudreti ilahiyenin yerine o ilim ve kelamdan gelen ve yalnız vücud-ı ilmisi bulunan o kanunları ikame etmek ve ellerine icat vermek, sonra da onlara tabiat namını takmak ve yalnız bir cilve-i kudreti Rabbaniye olan kuvveti, bir zi kudret ve müstakil bir kadir telakki etmek, misaldeki vahşiden 1000 defa aşağı bir vahşettir. Elhasıl, tabiyyunların mevhum ve hakikatsiz tabiat dedikleri şey olsa olsa ve hakikati hariciye sahibi ise ancak bir sanat olabilir, sani olamaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz, ahkamdır, hakim olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, şari olamaz. Mahluk bir perde-i izzettir, halık olamaz. Münfail bir fıtrattır, fatır bir fail olamaz. Kanundur, kudret değildir. Kadir olamaz, mistardır, mastar olamaz. Elhasıl, madem mevcudat var, madem 16. notanın başında denildiği gibi, mevcudatın vücuduna taksimi akli ile 4 yoldan başka yol tahayyül edilmez, o 4 cihetten üçünün, her birinin 3 zahir muhallerle butlanı kat'i bir surette ispat edildi. Elbette, biz zarure ve bilbedahe, 4. yol olan vahdet yolu kat'i bir surette ispat olunuyor. O 4. yol ise baştaki Efillahi şekkün fatiri semavat vel arıldı. Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu? İbrahim suresi 10. Ayeti şeksiz ve şüphesiz bedahet derecesinde zat-ı vacibül vücudun uluhiyetini ve her şey doğrudan doğruya desti kudretinden çıktığını ve semavat ve arz kabzayı tasarrufunda bulunduğunu gösteriyor. Ey esbab perest ve tabiata tapan biçare adam! Madem her şeyin tabiatı her şey gibi mahluktur. Çünkü sanatlıdır ve yeni oluyor. Hem her müsebbep gibi zahiri sebebi dahi masnudur. Ve madem her şeyin vücudu pek çok cihazat ve aletlere muhtaçtır, o halde o tabiatı icat eden ve o sebebi halk eden bir kadir-i mutlak var. Ve o kadir-i mutlakın ne ihtiyacı var ki aciz vesaid-i rububiyetine ve icadına teşrik etsin? Haşa, belki doğrudan doğruya müsebbebi sebep ile beraber halk ederek cilve-i esmasını ve hikmetini göstermek için bir tertip ve tanzim ile zahiri bir sebebiyet, bir mukarenet vermekle eşyadaki zahiri kusurlara, merhametsizliklere ve noksaniyetlere merci olmak için esbab ve tabiatı eski kudretine perde etmiş, izzetini o surette muhafaza etmiş. Acaba bir saatçi saatin çarklarını yapsın, sonra saati çarklarla tertip edip tanzim etsin daha mı kolaydır? Yoksa harika bir makineyi o çarklar içinde yapsın, sonra saatin yapılmasını o makinenin camit ellerine versin,
ta saati yapsın daha mı kolaydır? Acaba imkan haricinde değil midir? Haydi o insafsız aklınla sen söyle, sen hakim ol. Veyahut bir katip mürekkep, kalem, kağıdı getirdi. Onunla kendi bizzat o kitabı yazsa daha mı kolaydır? Yoksa o kağıt, mürekkep, kalem içinde o kitaptan daha sanatlı, daha zahmetli, yalnız o tek kitaba mahsus olarak bir yazı makinesi icat etsin. Sonra o şuursuz makineye, haydi sen yaz desin de kendi karışmasın daha mı kolaydır? Acaba 100 defa yazıdan daha müşkül değil midir? Eğer desen, evet bir kitabı yazan makinenin icadı o kitaptan 100 defa daha müşküldür. Fakat o makine aynı kitabın birçok nüshalarını yazmasına vasıta olmak cihetiyle belki bir kolaylık var. El cevap. Nakkaş-ı ezeli, hadsiz kudretiyle nihayetsiz cilve-i esmasını her vakit tazelendirmekle ayrı ayrı şekilde göstermek için eşyadaki teşahhusları ve hususi simaları öyle bir surette halk etmiştir ki hiçbir mektubu samedani ve hiçbir kitabı rabbani diğer kitapların aynı aynına olamıyor. Ala külli hal ayrı manaları ifade etmek için ayrı bir siması bulunacak. Eğer gözün varsa insanın simasına bak. Gör ki zamanı Adem'den şimdiye kadar belki ebede kadar bu küçük simada azay-ı esasiyle ittifakla beraber her bir sima, umum simalara nispeten her birisine karşı birer alameti farikası var olduğu katiyen sabittir. Bunun için her bir sima ayrı bir kitaptır. Yalnız sanatın tanzimi için ayrı bir yazı takımı ve ayrı bir tertip ve telif ister. Ve maddelerini hem getirmek hem yerleştirmek ve hem de vücuda lazım olan her şeyi derc etmek için bütün başka bir tezgah ister. Haydi farz-ı muhal olarak tabiatı bir matbaa nazarıyla baktık. Fakat bir matbaaya ait olan tanzim ve basmak, yani muayyen intizamını kalıba sokmaktan başka, o tanzimin icadından icatları 100 derece daha müşkül bir zihayatın cismindeki maddeleri aktar-ı alemden mizanı mahsusla ve has bir intizamla icat etmek ve getirmek ve matbaa eline vermek için yine o matbaayı icat eden kadir-i mutlakın kudret ve iradesine muhtaçtır. Demek bu matbaalık ihtimali ve farzı bütün manasız bir hurafedir. İşte bu saat ve kitap misalleri gibi. Sani-i Zülcelal, kadir-i külli şey, esbabı halk etmiş. Müsebbebatı da halk ediyor. Hikmetiyle müsebbebatı, neticeyi esbaba bağlıyor. Kainatın harekatının tanzimine dair kavanin-i adetullah'tan ibaret olan şeriat-ı fıtriye-i kübra-i ilahiyenin bir cilvesini ve eşyadaki o cilvesine yalnız bir ayine ve bir makis olan tabiatı eşyayı iradesiyle tayin etmiştir. Ve o tabiatın vücudu hariciye mazhar olan veçini kudretiyle icat etmiş ve eşyayı o tabiat üzerinde halk etmiş, birbirine mezcetmiş. Acaba gayet derecede makul ve hassiz bürhanların neticesi olan bu hakikatin kabulü mü daha kolaydır? Acaba vücut derecesinde lazım değil midir? Yoksa cami, şuursuz, mahluk, masnu, basit olan o sebep ve tabiat dediğiniz maddelere her bir şeyin vücuduna lazım hadsiz cihazat ve alat verip hakimane, basirane olan işleri kendi kendilerine yaptırmak mı daha kolaydır? Acaba imtinan derecesinde imkan haricinde değil midir? Senin o insafsız aklının insafına havale ediyoruz. Münkir ve tabiat perest diyor ki, madem beni insafa davet ediyorsun, ben de diyorum ki, şimdiye kadar yanlış gittiğimiz yol hem 100 derece muhal hem gayet zararlı ve nihayet derecede çirkin bir meslek olduğunu itiraf ediyorum. Sabık tahkikatınızdan zerre miktar şuuru bulunan anlayacak ki, esbaba, tabiata icat vermek mümtenidir, muhaldir. Ve her şeyi doğrudan doğruya, vacibül vücuda vermek vaciptir, zaruridir. Elhamdülillahi alel iman deyip, iman nimetinden dolayı Allah'a hamdolsun deyip, iman ediyorum. Yalnız bir şüphem var. Cenab-ı Hakk'ın halık olduğunu kabul ediyorum. Fakat bazı cüz'i esbabın, ehemmiyetsiz şeylerde icada müdahaleleri ve bir parça methü sena kazanmaları, saltanat rububiyetine ne zarar verir? Saltanatına noksaniyet gelir mi? El cevap.
bazı risalelerde gayet kat'i ispat ettiğimiz gibi hakimiyetin şekli müdahaleyi reddetmektir. Hatta en edna bir hakim, bir memur, daire-i hakimiyetinde oğlunun müdahalesini kabul etmiyor. Hatta hakimiyetine müdahale tevehhümüyle bazı dindar padişahlar, halife oldukları halde masum evlatlarını katletmeleri, bu reddi müdahale kanununun hakimiyette ne kadar esaslı hükmettiğini gösteriyor. Bir nahiyede iki müdürden tut, ta bir memlekette iki padişaha kadar, hakimiyetteki istiklaliyetin iktiza ettiği menni iştirak kanunu, tarihi beşerde çok acip, çok acip her cümerç ile kuvvetini göstermiş. Acaba aciz ve muavenete muhtaç insanlardaki amiriyet ve hakimiyetin bir gölgesi bu derece müdahaleyi reddetmeyi ve başkasının müdahalesini men etmeyi ve hakimiyetinde iştirak kabul etmemeyi ve makamında istiklaliyetini nihayet taassupla muhafazaya çalışmayı gör, sonra hakimiyeti mutlaka rububiyet derecesinde ve amiriyeti mutlaka uluhiyet derecesinde ve istiklaliyeti mutlaka ehadiyet derecesinde ve istinayı mutlak, kadiriyeti mutlaka derecesinde bir Zat-ı Zülcelal'de bu reddi müdahale ve menni iştirak ve tard-ı şerik ne derece o hakimiyetin zaruri bir lazımı ve vacip bir muktizası olduğunu kıyas edebilirsen et. Ama ikinci şık şüphen ki, bazı esbab, bazı cüz'iyatın bazı ubudiyetlerine merci olsa, o mabud-u mutlak olan zat-ı vacibül vücuda müteveccih, zerrattan seyyarata kadar mahlukatın ubudiyetlerinden ne noksan gelir? El cevap, şu kainatın halık-ı hakimi, kainatı bir ağaç hükmünde halk edip, en mükemmel meyvesini zişuur ve zişuurun içinde en cami meyvesini insan yapmıştır. Ve insanın en ehemmiyetli, belki insanın neticeyi hilkati ve gayeyi fıtratı ve semeri hayatı olan şükür ve ibadeti, o hakimi mutlak ve amiri müstakil, kendini sevdirmek ve tanıttırmak için kainatı halk eden o vahid ehad, bütün kainatın meyvesi olan insanı ve insanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadetini başka ellere verir mi? Bütün hikmetine zıt olarak netice-i hilkati ve semere-i kainatı abes eder mi? Haşa ve kella, hem hikmetini ve rububiyetini inkar ettirecek bir tarzda mahlukatın ibadetlerini başkaları vermeye rıza gösterir mi? Hiç müsaade eder mi? Ve hem hadsiz bir derecede kendini sevdirmeyi ve tanıttırmayı efaliyle gösterdiği halde en mükemmel mahlukatının şükür ve minnettarlıklarını, tahallük ve ubudiyetlerini başka esbaba vermekle kendini unutturup kainattaki makasıt-ı âliyesini inkar ettirir mi? Ey tabiat perestlikten vazgeçen arkadaş, haydi sen söyle. O diyor, elhamdülillah, bu iki şüphem hallolmakla beraber vahdaniyet-i ilahiyeye dair ve mabudu bir hak o olduğuna ve ondan başkaları ibadete layık olmadığına o kadar parlak ve kuvvetli iki delil gösterdim ki onları inkar etmek, güneşi ve gündüzü inkar etmek gibi bir mukaberedir. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.